karar verdim. Devam pedallamayı deneyeceğim. Bakalım bir hayırlısı. Ya Allah ya Bismillah. Geldiğimiz istikamete geri dönüyoruz. Tuna Nehri istikametine. Linç şehrine tekrar geçiyoruz. Ercan ile Kemal bu videoyu izliyorlarsa bir dejavu yaşıyorlardır. Şu az ileride karpuz kavgasına başlamıştık. Karpuzu ne zaman keseceğiz diye. Bu sefer ne yazık ki karpuz yok. Ama rüzgar var. Rüzgarı kesip de delip de geçiyoruz. Saat 54 dakika, 103 kilometre pedallamışım. Bülent abi, Amsterdam'daki Bahnhof'un adresini yollayayım sana istiyorsan. Yolla, yollamayanı gömeyim. Amsterdam'ın adresini yolla bana. Oraya doğru gidiyorum zaten. Gömsünler beni oraya. Meryem Ana'nın oraya gidiyorum. Ercan, karpuz kavgası yaptığımız yere geçiyorum. Hani sen karpuzu düşünerek kaymıştın, düşecektin ya. Tam oradayım. Utanmadan gülüyorlar, sorularken. Gel kafama bin. Şarjlı bisikleti almışsınız altınıza. Sollayın beni. Benim de var elektriklim. Rüzgar kafama vurdu. Sen de geç teyze. Şimdi sollarım sizi. Gurur yaptım. Al sana. Al sana. Siz. Evet. Elektrikliyle beni sollarsınız ha. Saat 35 dakika, 117 kilometre. Ercan, bu yolu hatırladın mı? Karpuz kesmiştik la. Gel de yine karpuz kesek. Ya rüzgar var ya, şiddetini kaybetmedi. Hala beni yoruyor. Hala. Karşı taraf basıyor. Rüzgar sırtından vuruyor. Ben rüzgara karşı. Geri dönsem kesin rüzgar da döner bak bana. Kadın da güldü. Allah'ım Allah'ım. Aklımı koru Allah'ım.
121,3 kilometre, 5 saat 48 dakika. Saat 5'e geliyor. Aşağı yukarı 1 saat pedalladım. Burada bir spar var. Buradan birkaç soğuk içecek alayım. Şurada bir 10 dakika mola yapayım. Bisikleti koydum. Hakikaten rüzgar çok yordu. Bir gireyim de bir içecek falan alayım. Karpuz almayacağım Ercan. Bir 15 dakika daha oyalandık. Mola yaptık sayılır. Artık böyle gideceğiz. Her 20 kilometrede bir 10-15 dakika mola yapacağız. Çünkü yorulduk. Rüzgar da bizi yordu. 121 kilometre oldu. 199 da Viyana'ya kaldı. Evet, devam ki. Dur. Daha da geliyor ya. Ercan, Kemal, öndeki McDonald's'ı hatırladınız mı? Orada hamburgerleri gömmüştük ama bugün ben gömmeyeceğim. O hatayı bir daha yapmayacağım. Bu yolu McDonald's'tan sonra hava kararmıştı gitmiştik ışıklarla. 6 saat 28 dakika 134,4, yani 6,5 saatte 135 kilometre rüzgara rağmen. Saat 7 3 dakika 145 kilometre rüzgar bir türlü durmadı. Durmuyor. Arkadaş, 38 kilometre hızla rüzgar olur mu? 38 kilometre direnç gösteriyorum ya. İnanılmaz bir şey ya. 19-20 basamıyorum. Rüzgara karşı direniyorum. Bu rüzgar bitirdi beni. Bakın, bilin bakalım neredeyim. Biz Ercan'la, Kemal'la geceleyen burada uyumuştuk. 145,5 kilometre oldu. 146 de. Burada uyumuştuk. Burada duracağım şimdi, dinleneceğim. Hadi bir de gündüz görün. Ben şurada uyumuştum. Göstereceğim şimdi size. Gülüyorum ya daha. Allah'ım, Allah'ım. Aklımı koru benim. Daha gülüyorum ya. Şuraya matımı sermiştim. Tulumumla. Ercan'la Kemal da şuraya çadır kurmuştu. Uyumaya denemiştik. Pek de uyuyamamıştık. Ercan'la Kemal'la kaldığımız yerdeyiz. Hala oradayım. Bisikletle yola çıkacağım. Birkaç kilometre daha gideceğim. Burada konaklamak için bir yer varmış. Aradım. Yarım saat 45 dakikaya gelirim dedim. Burada konaklamayı düşünüyorum. Dinleneceğim. Ondan sonra yarın da Allah kerim sağ selim uyanırsak bakarız. Yeni güne bir karar veririz. Metakirkin'e gidelim bakalım bir. Odamızı tutabileceğiz mi? Bakalım. Bisiklet koyma yeri de varmış. Avusturya'da bir pansiyonda kalalım bir. Uzak değilmiş buraya ya. 10-12 dakika. Buradan sola sapacağız. Oğlum bu ışık bana mı? Geçeyim. Right links diyor. Radara yakalanırsak plakamız da yok.
Zaten havada kararmaya başladı. Gece de soğuk oluyor. Daha sürerim ama 2 saat falan sürerim. Ondan sonra geceleyen çadır da yok yanımda. Bir tulumla matım var. Rezil olurum. Soğuk da olur. Rüzgar da var çünkü hala. O rüzgar olmasa ben şimdi yani 170 kilometre, 180 kilometre rahat yapmıştım. Rahat. Evet, geldik. Burasıymış. Pansiyon zili nerede? Dur buradan. Servus. Adam beni gördü. Geliyormuş. İçeri gireyim. Size gösteririm. Başladım. 145 kilometre sonra 7 saat 5 dakika mıydı? Ne? Hatta o uygulamayı durdurmaya bile unutmuşum, o kadar yorgundum ki. 7,5 saat mi 8 saat mi ne devam etmiş. Sonra da ben farkına vardım. Gece nasıl geçti? Gece biraz dizim ağrıyordu, sol dizim. Ama ona rağmen ara ara uyanarak rahat uyudum diyebilirim. Dinlenmiş bir şekilde uyandım, duşumu aldım, kahvaltımı yaptım. Şimdi sizlere kısaca odamı göstereyim. Odamızın girişi burası. Bir askılığımız var. Tanıştırayım. Bir aynalığımız var. Burada bir banyomuz var. Tuvalet, duş kabini, aynalık. Yerdeki havlular bana ait. Yani bana ait dediğim, paçaklılığı bana ait. Duş almıştım. Onu yerde bırakıyoruz. Temizlikçiler alıyor. Yatağımız burada. Çift kişilik yatak vardı. Ben tek kişi geçirdim. Belli de oluyor zaten. Ama böyle çift kişilik yatakta da nasıl söyleyeyim, eski Avusturya tarzı ahşap işte benzetmeye çalışmışlar. Uyumak da güzel oluyormuş. Burada bir televizyonumuz var. Daha hiç açmadım. Açmaya da niyetim yok. Vaktim de yoktu zaten. Bir ufak bir oturma masası var sandalyeleriyle. Bir de dolabı var. Dolabın içine bile bakmadım. Belki biri vardır içinde. Yok, askılık falan. Burada da yok. İki tane penceremiz var. Pek manzaralı değil. İki tane karga izliyorsunuz karşıda pencerede. Burası bir köy. Linz ile Viyana arasında. Yani Linz'e 45 kilometre. Geceliği ne kadar? Geceliği 48 euro. Kahvaltısı içinde. Pek uygun denmez, pek pahalı da denmez ama mecburdum. Yani 48 euro, bazıları diyebilir çok pahalı diye. Ama yolda kalınca, mecbur kalınca hiç de pahalı değil. Bugünkü planımız ne? Uyandıktan sonra fark ettim. Dizim hala birazcık ağrıyor. Şimdi planım, eşyalarımı bir toparlayayım. Bisikletime yine yükleyeyim. Kendimi bir bisiklete bir atayım. Dizim ne diyormuş? Ona göre hareket edeceğim. Viyana'ya kadar aşağı yukarı 175 kilometre mi? 170 kilometre mi ne var? 9-10 saat pedallamalıyım.
Tabii bunun için molaları da var arada. Şu an rüzgar yok. Hava çok iyi. Bugün 27 derece olacakmış. Yok, rüzgar var. Rüzgarı görüyorum. Ağaçlar sallanıyor. Az evvel dışarı çıkmıştım. Rüzgar yoktu. Her neyse. Saat şu an 10.30'a geliyor. Kahvaltımı neyimi hazırladım. Ben bir aşağı ineyim. Sonra görüşürüz. Evet. Otelden çıktık. Viyana'ya kadar 175 kilometre diyor. Ama ne yazık ki rüzgar var yine. Ağaçlar sallanıyor. 32 kilometre hıza düşmüş. Rüzgarın hızı dün 38'di. Bugün 32. Yani bayağı bir rüzgarlı. Yeni kaydımıza başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Saat tam 11. Yine karşımızdan geliyor rüzgar. Yapacak bir şey yok. Yine rüzgar, yine rüzgar, yine rüzgar. Rüzgara karşı lan. Bir de arkamdan es ya. Bir de arkamdan esemiyor mu? Beş kilometre sonra yine Tuna Nehri ile buluştuk. Tuna Nehri sağımızda kalacak. Rüzgarı dere dere gideceğiz. Ne duruyorsunuz yolun ortasında? 3 kişi de ya. Geçen sene burada makarna yapmıştım Tuna Nehri'ne karşı. Elektrikli bisikletimle geldiğimde. Oğlum hiç istifini de bozmuyorsun. Gölge diye öleceksin oğlum ya. Hakikaten son an gördüm seni. Geç arkadaşların yanına. Şurada bir dinleneceğim ben. 15 kilometreyi 39 dakikada yapmışım. Saat 11.39. Şurada bir 10 dakika soluklanayım. Vorsicht. Na schau. Hättest du ihn überfahren, oder? Fast. Ich auch. Vielleicht das um mich an. Ja, ich hab's auch nicht gesehen im Schatten, weißt du? So ein Saubär. Nein. Danke. Nein, nein, kein Problem. Evet, bir ördeğin de hayatını kurtarmış oldum. Eziliyordu.
Evet, Viyana 163 kilometre. Saat 12.04 geçiyor. 20 dakika dinlendim. Biraz böyle rüzgarın tadını çıkardım oturarak da. Manzarayı izledim. Şimdi yola devam ki. Rüzgar olmasa çok iyi bir tur olacak da. Ama ne yazık ki duyuyorsunuz. Şimdi istikametimiz Yips. Burada Kemal'la Ercan'la kahve içmiştik sabah. Karar vermiştik Amstetten üzerine geri döneceğimizi. Evet, yine bir moladayız. 33 kilometre, 1 saat 25 dakika pedallamışım, hak etmişim, oturacağım. Viyana 143 kilometre diyor. Yani 140 kilometre aslında. 33 kilometre yaptık, yine dinlendim bayağı. Şu anki planım saat 13.30. Akşama kadar pedallayabildiğim kilometreyi pedallayacağım. Sonra kendimi yine bir pansiyona atacağım. Çünkü gece saat 11-12'de böyle giderse ben Viyana'ya ulaşırım. O vakitte ulaşmak istemiyorum. Ama Viyana'ya ne kadar yaklaşırsam o kadar karımdır. Akşam 7-8'e kadar veyahut da 6'ya kadar pedallayacağım. Birkaç kilometre yapacağım. Ondan sonra az bir şeyi de yarın için bırakacağım. Şimdi yolumuza devam edelim. Rüzgar olmamış olsaydı bu akşam saat 6-7 gibi kesin bir şekilde ben Viyana'ya ulaşmıştım. Ama yapacak bir şey yok. Bir gün erteliyoruz. Havanın tadını çıkararak, manzaranın tadını çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde Yips. Ercan'la Kemal'la burada dondurma yemiştik şu köprüyü geçip. Buradan da Amstetten'e gitmiştik. O hatayı bir daha yapmayacağım ben.
Amstetten'in yokuşunu bir daha töve tırmanmam. Geçen sene burada kamp yapmıştım. Elektrikli bisikletle geldiğimde bunun arkası kamp alanı, Camping Marbach. Ama ben burada 3. gün mü ne? 4. gün kamp yapmıştım. 4. gün kamp yapmıştım burada. Burada bir yerde yiyecek bir şey varsa bir öğle yemeği yiyeyim, bir lokanta tarzı bir şey bulursam kamp yapmayacağım. Burada yapmayacağım yani. Ne yiyeceğime karar verdim. Bir tane mantarlı pizza yiyeceğim. Evet. Mantarlı pizzam geldi. Bana afiyet olsun. Ama kocaman bu ya. Almanya'da ben bu kadar büyüğüne alışık değilim. Şuraya bakar mısınız? 1, 2, 3, 4 elim kadar ya. Neyse, ağzınızı sulandırmayayım. Ben yiyeyim. Bana afiyet olsun. Bir pizza, bir kahve sonrası. Saat oldu 3.30. Bayağı bir oyalandık. Pizzacı da Türkmüş, Yozgatlı abimiz. Biraz tanıştık, sohbet ettik. Şimdi rüzgarda devam edeceğiz. Yapabildiğimizi yapalım bakalım bir. Nereye kadar ulaşacağız? Pedallıyorum rüzgara karşı. 20'yi görmüyorum. Karşıda Tuna Nehri'ne bakın. Görebiliyor musunuz? Denizdeki dalgalar gibi. Rüzgarı oradan fark edebiliyorsunuz. Şu an rüzgar hızı 36. Saat 4'ü 11 geçiyor. 2 saat 51 dakika pedallamışım. 60 kilometre. Şurada bir gölgede gölgeleneceğim. Hakikaten ya. Rüzgara karşı pedallamak sanki habire yokuşu yukarı çıkıyormuşum gibi. Şu 60 kilometreyi düşünün, habire yokuş yukarı çıkıyorum. Öyle hissettiriyor kendini. Merk'teyiz. Karşımız Merk. Dün 3 saatte 69 kilometre yapmıştım. Bugün dünden daha kötüyüm. Çünkü tüm gündür rüzgara karşı direniyorum. Dün ilk 2 saat, 1,5 saat rüzgar yoktu. Sonradan başladı. Ama bu bir özür değil. Devam direneceğiz, devam gideceğiz.
Yokuş mu lan bu? Bir de yokuşumuz eksikti. Bu rüzgarda. Bu ne lan? Pedalla. Çıkışın bir inişi olmalı. Bir de üstüme gel. Oğlum zaten biz pedallıyoruz. Buraya niye yokuş yapıyorsunuz? Allah'ım sabır ver. Yetmiyor sanki çektiğim yokuş rüzgara karşı ettiğim mücadele. ...74 kilometre sonra durmuştum. Şurada bir şey içeyim dedim. Şurada iki kişiyle görüştüm. Şu sağdaki gözlüklü adamla oteli paylaşmıştık gece. O da yan odada yatıyormuş. Sabah çıkarken görmüş beni. Saat 6:30 oldu. Çene yaptık derken ben yola çıkacağım. Krems istikameti gidiyorum. Kalacak yerimi de bilmiyorum. Diyorum ki yine bir saat daha pedallayayım. Aşağı yukarı 20 kilometre yaparım en az. Rüzgarın da haline bir bakarız. Belki rüzgar kesildi. Yol zapt edebilirim. Viyana'ya kadar 105 kilometre var. Bugün Viyana olmayacak. Ama yol üzeri konaklayacak bir yer bulabilirsem kalabilirim. Ama şu an bile hissediyorum. Rüzgar çarpıyor.